hayat arkadaşı Muhterem Nur bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuştu. İkindi namazından sonra kılınması beklenen cenaze namazı yoğunluk önlemleri sebebiyle bir saat önceye alındı. Muhteşem Bey, öncelikle başımız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye çok önemli bir sanatçısını kaybetti. Bizim çok önemli bir artisti ya kaybettik. Ya Muhterem Nur, bugün size şöyle ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. Bugüne kadar 700 tane filmde başrol oynamış ve Müslüm Gürses'ten de 1986 yılında evlendikten sonra tüm sanat hayatını bırakarak Müslüm Gürses'in bütün şöhret yönetimini ya yapmıştır. Bunun yanı sıra işte son dönemlerdeki hastalıklarından dolayı kendisini bir aydır tedavi gördüğü, 3 hastanede ayrı ayrı tedavi gördü. Bugün sabah 5 civarında bir kalp yetmezliği neticesinde çoğunlukla çoklu organ yetmezliği neticesinde kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine, ya Türkiye'ye başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu ülkemizin bir çok korona denen bir virüsten geçtiği çok önemli bir dönemde biz buraya çok kimsenin gelmesini de istemedik ve hatta yani kendi ailesinden iki kişi, işte bir de ben olarak şey yapacaktık ama işte böyle bir haberler yayılınca bu kalabalık oldu. Ama kalabalığı da iyi yönettiğimizi ya zannediyorum, aralıklı durduk. Ülkemizin başı sağ olsun. Peki son dönemde Muhterem Hanım'ın istediği, sizden özel olarak istediği şeyler var mıydı vasiyet olarak? Ya, vasiyet olarak Müslüm Gürses, yani ölümünü Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak nitelendiriyordu. Kavuşma günümüz yaklaştı diyordu, yavaş yavaş diyordu. Ve kendi buradaki mezarı da gördüğünüz gibi özel yapılmış bir mezardır, iki katlıdır. Bir alt katta Müslüm Gürses yatıyor, üstünde de Muhterem Nur yatıyor. Kendisinin en büyük ya isteği buydu. Zaten o mezarı da kendi yaptırdı. Bütün istekleri buydu. Kavuşmak da ona yani. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un nikah şahidiyim aynı zamanda. 86 yılında evlendiler. Ve hala da bu evlilik, bu büyük aşk devam etti. Benim bildiğim mezarına haftada en aşağı 3-4 defa gelen, bazen her gün gelen ve sevgilerinin, aşklarının hala devam ettiğini ve bugün de kavuştuklarını ya düşünüyorum. Thank you.
çocuklar, Müslüm Gürses hayranları, baba diyenler muhteremlere de anne diyorlar. Bugün annelerini defnetmeye geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlarla bu vefalı hareketlerinden dolayı gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Muhterem Hanım'ın devlet hastanesinde tedavi görmesini eleştirenler oldu. Hani devlet hastanesinde olmasının ve özel hastanede olmamasının sebebi... Ha, evet, onu da açıklayalım. Devlet hastanesi Muhterem Nur Müslüm Gürses'in ölümünden sonra Bakırköy'den Beylikdüzü'ne taşındı. Ve orada da devletimizin çok gelişmiş bir hastanesi var. Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve bütün tahlilleri oradaydı. Tahlillerini orada yaptırıyordu. Büyük ilgi görüyordu orada, yani şifa bulduğu bir hastaneydi. Ve o günde hani şöyle bir anımız da var, bana telefon açtı. Tahlillerim var dedi, onu dedi yaptıracağım. Oradan dedi Müslüm Mezarı'na yeni bir şeyler yaptırdım dedi, taşlar yaptırdım. Onları oradan da dedi seni ziyarete gelmek istiyorum. Tabii dedim ben bekliyorum. Sonra hastaneden bir telefon geldi ki tahlil yapıldığı sırada kendisi bir şeker komasına giriyor. Şeker koması neticesinde de yoğun bakıma alınıyor. Şimdi o şeyde bir hastayı başka bir yere kıpırdatmanın hem anlamsız hem de uygun olmadığını ya doktorlar söylediler. Oysa ki bizim artık yani devlet hastanelerimiz inanın çok gelişmiş. Yani yapılabilecek her şey yapıldı. Sağ olsun Sayın Sağlık Bakanımız bu koronavirüsüyle ilgilendiği şekilde Muhterem Nur'la da ilgili haberler aldı, ya ilgilendi. Ve ondan sonra da oradaki tedavisinden sonra da Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne diyaliz ve diğer cihazların solunum cihazına bağlanabilmesi için oraya naklettik. Orada da bütün doktorlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani böyle bir hani konuşulduğu gibi bir özel hastane şeyi duymadık. Gereksinmesi duymadık. Eğer duysaydık onu da muhakkak şey yapardık. Yani naklederdik. En sonunda dün uyandı ve kendisinin bize şeyi şuydu. Artık birdenbire yani uyanınca bütün verileri de hepsi iyiydi. Solunum cihazından ayrıldı. Diyalizden ayrıldı. Enfeksiyon düştü, kan değerleri çok iyiye gitti, bilinci açıldı ve dedi ki ben eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum dedi de hastanedekiler de bunu yani tasdikledi, iyi olduğunu doktorları da ya tasdikleder dediler ki bir ayrı odaya alalım ama ayrı odaya burada almayalım. İstinye Devlet Hastanesi'nde bir ayrı odaya alalım. Orada ayrı bir odaya alın ilk oraya girdi. Yine yoğun bakıma girdi. Bir gün burada ya kalsın dediler ama o kaldığı günde o gün birdenbire böyle bir bütün şekiller değişti. Kalbi dayanmadı ve kendisini kaybettik. Yani Devlet Hastanesi'nin şeyi bu, hikayesi bu.